أَحْبَبَ اللَّهُ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Muhterem Müslümanlar, Allah Resulü Aleyhisselam aramızdan ayrıldı. Refik-i Ala'ya gideli şu kadar hafta, şu kadar ay, şu kadar yıl, şu kadar asır oldu. Fakat sevgililer, sevgilisi aleyhissalatü vesselam, zihnimizde, gönül dünyamızda, evlerimizde, sokaklarımızda, çarşılarımızda hala bizimle birlikte bize konuşuyor. Her gün yeni nasihatleriyle peygamber bize dünya, ahirete dair yeni hükümler aktarıyor. Bir makale yazarken onun hadislerine müracaat ediyor. Bir fetva verirken söylediğimizi, hükmümüzü peygamber aleyhissalatu vesselamın bir hadisiyle delillendiriyoruz. Kainatın sahibi buyuruyor ya, وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Şunu unutmayın, şunu kendiniz gibi bilin ki peygamber sizin içinizde, Allah Resulü sizinle birlikte yaşıyor. Hem ruhu hem cesediyle, ashabıyla birlikte oldular. Çocukları oldu, ismini peygamber verdi. Evlenirken nikahlarını kıydı. Yanlışı ortadan kaldırırken ordu kurdular, peygamber onların önünde yürüdü. Sonra ahirete gitti, ardından muhabbetini, ardından duasını, geride imametini bıraktı. Şimdi peygamber aleyhissalatu vesselam bizimle ruhuyla dolaşıyor. Hakikatiyle, sünnetiyle, hadisleriyle bize hükmediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetiyle, ashabından sonra gelen kardeşleriyle birlikteliği muhabbetle olur. Hani Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Bir gece sevgililer sevgilisi Aleyhisselam sabaha kadar namaz kılıyorlar. Hazreti İsa'nın diliyle şu ayeti okuyorlar. اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ Ya Rab, Hazreti İsa diyecek ki kıyamet günü, beni aldın, geride onları bıraktın. Eğer sana ortak koştular, beni ilah olarak kabul ettiler, sana eşler isnat ettilerse, ben onlardan beriyim. Her ne kadar benim ümmetim olduklarını iddia etseler de, İsa Hristiyanlardan uzaktır Allah'ım diyecek. Sabaha kadar Allah Resulü bu ayeti okudular, okudular. Sabah olunca ellerini kaldırıp, ümmeti, ümmeti, ümmetim Allah'ım, onlara merhamet eyle, bana şefaat hakkını ver diye ağladılar. Kainatın sahibi Hazreti Cibril'i gönderip, her şey ona malum, fakat ilmi zuhur olsun, sen de öğren diye Hazreti Cibril'i gönderiyor. Soruyor, mellezî yubikîke ya Muhammed, seni ağlatan nedir kainatın sahibi soruyor. Ümmetim deyince Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm, Hazreti Cibril'i tekrar gönderiyor. İnne senurdîke ve lâ nesûr, seni ümmetin hakkında razı edecek, kıyamet günü sen ağlarken onları cehenneme göndermeyecek. Müşrikleri hariç onların, müşrikleri hariç seni onlar hakkında üzmeyeceğim ya Muhammed diyor. Hani Akide ashabıyla önceden gönderdikleriyle dertleşirken bir ara diyor ki, kardeşlerimi çok özledim. Sahabe hayret içerisinde, ya Resulallah biz sizin kardeşlerimiz değil miyiz? Ben entum ashabi, siz benim ashabımsınız, kardeşlerim sonra gelecek. Peki ya Resulallah, onlarla nerede buluşacaksınız? Kıyamet günü havuzun etrafına gelecekler.
Peki ya Resulallah, onları nereden tanıyacaksınız? Min eferin vudu'i, alınlarında abdestin nişanı olacak. Secde izlerinden ben onları tanırım, alacak. Ellerimden onlara havlu Kevser'den ikram edecek. Peygamberin su takdim ettikleri, sonrasında bir daha susamayacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam muhabbetiyle, sevgisiyle bizimle birlikteler. Sonra o ümmetinin içerisinde duasıyla yaşıyorlar. Dualarımızın vesilesi Peygamber. İmam Kutbi rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzurunda oturuyordum. Kabri şerifin önünde. Bir gün bir bedevi geldi. Efendimiz'e doğru yönelip ellerini kaldırdı. Dedi ki, سَمِعْتُ اللّٰهَ يَقُولُ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Ya Muhammed, işittim ki Allah Kur'an'ında şöyle diyor, günaha batanlar, isyan edenler senin yanına ya da kabrine gelip ellerini kaldırır. Sen onlara istiğfar edersen, فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Eğer Peygamber onlara istiğfar ederse, Allah onların tövbelerini kabul edecek diyor Kur'an'ında. Bundan cesaret alıp huzuruna geldim. Yalvarıyor. Sonra şu şiiri okuyor Peygamber'e hitaben. Diyor ki bedeli, يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اَعْضُمُ فَطَابَ مِنْ تِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَامُ Ey mübarek bedeniyle Medine vadilerine defnedilen Peygamber, bakıyorum da Medine vadileri yamaçları hep Muhammed kokuyor. Canım şu kabirde yatan Muhammed'e feda olsun ki insanlık adına neler varsa cömertlikte, keremde, iffette senin hayatında mümdemiş ya Resulallah deyip yoluna devam ediyor. Hutbi gözleri kapanıyor. Efendimiz Aleyhisselam teşrif buyurup diyor ki Hutbi'ye, kalk. Bul bedeviyi, müjdele, de ki Allah bütün günahlarını mağfiret eyledi. Peygamber aleyhissalatu vesselam dualarımızın vesilesi olarak aramızda yaşıyorlar. Ve son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imamet kimliğimizle aramızda yaşıyorlar. Hani Medine sokaklarında dolaşıyorlar. Merva ala suhrati ta'amin, bir yiyecek yığınına varıyorlar Medine çarşısında. Elini sokuyor, altında ıslaklık görünce dönüyor o buğdayın sahibine, arpanın sahibine diyor ki, bunun ıslak tarafını, malın âli olanını neden altına koydun, üstüne koysaydın da müşteriyi aldatmasaydın der. Sonra da buyurur ki, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا Kim satarken aldatırsa o benim ümmetimden değildir. Çarşıda mal satarken Peygamber aranızda size diyor ki, eğer aldatıyorsanız benimle birlikte değilsiniz. Evinize giriyorsunuz. Hani Allah Resulü Aleyhisselam, hani saadete varıyorlar. Ayşe annemiz bir perde almışlar. Üzerinde resimler var. Peygamber görünce bu resimlerin olduğu yere melek de girmez, Muhammed de girmez deyip geri dönüyor. Evinizde Peygamber'e, onun sünnetine uymayan şeyler varsa ayrılıyor, indiriyorsunuz. Biliyorsunuz ki Peygamber ruhuyla bu eve geliyor. İşinize başlıyorsunuz. O buyurmuşlardı ki, كُلُّ اَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُغْدَ ف۪يهِ بِبِسْمِ اللّٰهِ اَوْوَ اَقْدَعُ Başladığınız her hayırlı işte, eğer başında Allah'ın adı
yoksa onun bereketi yok demektir. Sonu hüsran olacak. İşe başlarken biliyorsunuz ki peygamber sizinle, işinize, dersinize, makalenize, dükkanınıza giriyorsunuz, başlıyorsunuz, hep besmeleyi kullanıyorsunuz. Çocuklarınız size Allah'ın emaneti. Biliyorsunuz ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Yavrularınızın çobanısınız. Ahirette Allah size o çocukları kime göre yetiştirip hayata hazırladınız? Bunu soracak. Çocuklarınıza bakarken peygamber yanınızda duruyor da size Allah'ın emaneti bu yavrulara bakıyor musun diye konuşuyor. Gidin Arafat vadisine, Kusva'nın üzerinde size haykırıyor Hazreti Muhammed, diyor ki kadınlar size Allah'ın emaneti, faizi ayaklarının altına aldın, faiz bankalar ortada dururken, alırken, kredileri verirken Hazreti Muhammed size Arafat'tan konuşuyor, aranızda geziyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Onu ne kadar dinliyor, ona ne kadar iktidar ediyorsunuz. Hayatınızın şu kadarı geride kaldı. Belki yaşadığımız kadar, yaşadığımız kadar bu dünyada kalacak. Belki o kadar da ömrümüz, ölümle aramızda o kadar bir mesafede kalmadı. Ruhumuzla her an birlikte olduğumuz Hazreti Muhammed aleyhisselamla hem ruh hem bedenle birlikte olmaya hazır mısınız? Ela inne ahsenel kelam ve ablagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam.